Bismillahirrahmanirrahim. 29. mektup. 29. mektup 9 kısımdır. Bu kısım 1. kısımdır. 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi. Aziz Sıddık kardeşim ve hizmeti Kur'aniyede pek ciddi bir arkadaşım. Bu defaki mektubunda vaktim ve halim müsaade etmediği mühim bir meseleye dair cevap istiyorsun. Kardeşim, bu sene elhamdülillah risaleleri yazanlar pek çoğalmış. İkinci tasih bana geliyor. Sabahtan akşama kadar süratli bir tarzda meşgul oluyorum. Çok mühim işlerim de geri kalıyor ve bu vazifeyi daha azim görüyorum. Hususan Şaban ve Ramazan'da akıldan ziyade kalp hissedardır, ruh hareket eder. Şu meseleyi azimeyi başka vakte talik edip ne vakit Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kalbe sünuhat gelse tedricen size yazılır. Şimdilik üç nükteyi haşiye bilahare dokuz nükteye tamamlanmıştır. Beyan edeceğim. Birinci nükte. kuran Hakim'in esrarı bilinmiyor, müfessirler hakikatını anlamamışlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var ve onu diyen iki taifedir. Birincisi, ehli hak ve ehli tedkiktir. Derler ki, Kur'an bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Her asır nüsus ve muhkematını teslim ve kabul ile beraber, tetimmat kabilinden hakaik-ı hafiyesinden dahi hissesini alır, başkasının gizli kalmış hissesine ilişmez. Evet, zaman geçtikçe Kur'an-ı Hakim'in daha ziyade hakaik-ı inkişaf eder demektir. Yoksa haşa ve kella selef-i salihinin beyan ettikleri hakaik-ı zahiriye-i Kur'aniye'ye şüphe getirmek değil. Çünkü onlara iman lazımdır. Onlar nasdır, kat'idir, esasdırlar, temeldirler. Kur'an, Arabiyyüm mübin ile manası vazıh olduğunu bildirir. Baştan başa hitab-ı ilahi o manalar üzerine döner, takviye eder, bedahet derecesine getirir. O mensus manaları kabul etmemekten haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'ı tekzip ve Hazreti Risaletin fehmini tezyif etmek çıkar. Demek meani mensusa müteselsilen menba-ı risaletten alınmıştır. Hatta İbn cerîr i Taberi bütün meani-i Kur'an'ı muan'an senet ile müteselsilen menba-ı risalete ishal etmiş ve o tarzda mühim ve büyük tefsirini yazmış. İkinci taife, ya akılsız bir dosttur, kaş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytan akıllı bir düşmandır ki ahkam-ı İslamiye ve hakaik-ı imaniyeye karşı gelmek istiyor. Kur'an-ı Hakim'in senin tabirinle birer Polat Kalası hükmünde olan surlu sureleri içinde yol bulmak istiyor. Böyleler, haşa hakaik-ı imaniye ve Kur'aniye'ye şüphe iras etmek için bu nevi sözleri inşa ediyorlar.